Hello, herkese hello. Ben Dilay ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu sonunu vloglayacağım. Yine bir ulusal etkinliğe gidiyoruz. Bu galiba saçım boyattıktan sonra normal haliyle dalgalı haline çektiğim ilk video olacak. O yüzden heyecanlıyım. Siz de biliyorsunuz ki ben hep ulusal etkinliklerde videoya başlayıp sonra videoyu unutuyorum. Ve ulusal etkinliklerde video çıkmıyor. Çekemiyorum. Beni durdu nasıl bir cümle ama ayağıma attığım gibi herkes durdu. Aslında ayağıma atmamıştım yani neye geçtiğini de bekliyordum ama olsun. Neyse işte şimdi ulusal etkinliğe gideceğiz. 9. Aksağlığı kampı. 8.sinde PR koordisiydim. Şimdi skora diyeyim. Nereden nereye? Şu anda ben altıma gelirsek. Dün sticker bastırmaya gittim yerel birlik standımız için. Ama stickerci makinesini kapatmıştı. O yüzden bana dedi ki sabah 9'da gel. Ben de babaannemle kalıyorum yani sabah kendi evime gelip tekrar buraya gitmem gerekiyordu. Yani dün dedim okey, sabah ben kalkarım giderim. Çok yakın, 15-20 dakikalık bir mesafe sonuçta. Hani 15-20 dakikalık bir mesafe. Ama sabah işte 7'de kalkmam lazımdı, 6.30'da falan. Ben uyuyakalmışım. Uyuyakaldım, bir uyandım saat 7.30. Hemen çıktım babaannemden kendi evime doğru. Ben böyle uzun kalem bir elbise giydim. Dolayısıyla yokuş çıkmam daha da zor. Zaten yokuş bayağı tıkıyor beni. Ama işte uyuyakaldığım için bir tık geç kaldım. İşte eve geçtim, duş aldım. Çok hızlı bir şekilde hazırlandım yani. Saçımı falan kuruttum ama yine de hızlı hazırlandım. Bravo, enerjik kadına bravo. Şimdi de stand için stickerları ve diğer malzemeleri almaya kırtasiyeye gidiyorum. Sonra direkt uçacağım. Çünkü daha Öznur'la buluşacağız. Öyle dostlar. Bu şekilde. Umarım burayı unutmam. Çünkü Sener'de de konuştum bu sefer. Sener dedim kanka dedim video çekebilir miyim? İzin al. Öznur Dabbe gibi çıktı. Ne? Dabbe, Deccal gibi çıktı arkadan. Niye? Kuş öldürdü dün gece. Doğa yoktu kitapta. Şunu çeker misin bak? Emek var bir de. İstiyormuş. Yok muydu bu? Öznur evet. Hayır, kuş olmaz. Of. Dipler. Niye destekleyemez biz özgür düşünce olmuyor? Hayır abi hiçbir şey destekleyemezsin. Kuş öldürdü dün. Ben bir tek göbeğini diyorum. Tövbe haşa. Oha sapsarı gözüküyor saçlarım. Baksanıza. Ya salak mısın? Baksana saçım sapsarı gözüküyor. Sapsarı. Arkadaşlar bugün yine ne yaptık? Ulusal etkinlikte bir de çektik mi? Çekmedik. Çektik şu topu çekmedik. Daha sonra diyorum ben. Ha ama vlog için çekmedik ki onları. Oha buradan ne kadar hızlı geçtik. Gittik şerifiye. Sağlam bir basacağım bu hayatta. Sağlam bir gideceğim nasıl? Bak bak. Kenarda bir de araba kullanıyorum. Diğer bir kısmı da sen arasaydın. Ben orada müdahale ettim. Ben konuşayım ben abiyle biraz da. Valla yemin ederim konuşacaktım ben. Abim bu evde bir yolu anlatmıştım. Aklıma başka geldi konuşacak bile yani. Hazlı çiçek. Şaka. Adam korkutmayı diye yorum yapasın yani. Onların sohbeti çok sarıyor ama yani. Eyvallah. Bir kere ben bir taksiciye bindim. Ben yanına oturdum zaten. De bindim tamam mı? Adam nişanlısıyla öyle bir kavga ediyor ki. Yok aşkım o koltuk takımını almayacağız, bunu alacağım. Nişan atıyorlardı ama sen benimle evlenmeye falan geldik onu. Anlatsana minibüse binmekten korkuyor tamam mı? Aa bugün minibüse bindik. Yine korkusunu açtık bence ya valla. 5 dakika. Biz 15 dakika dedi onu. Hayır başta altın baş Mahmut. Bir kere ya bir durun. Altın baş Mahmut Bey kampüsünden biz minibüse bindik. Metroya bineceğiz diye. Yani Mahmut Bey durağına bineceğiz diye. 5 dakika yürümek istemediğimiz için yaptık bunu. Biz saat... Yürümedik ama hiç yürümedik fark. Yol boyunca hiç yürümedik. Yani İnemedik ben, çünkü onu. Benim madenleri yürümedim. Yürümedik. Hayır bir de biz Mahmut dakika. Bey'e... Biz Beşiktaş'a gidecektik Yıldız metrosunda. Sana baktık ki kirazdayız yani. Geldiğimiz yolda geri gitmişiz. Şöyle. Sessiz olmuşsun. Ondan sonra baktık biz Beşiktaş'a gidecekken Bağcılar'dayız hala. Çünkü biz Mahmut Bey metrosunda değil, Kiraz metrosuna gideceğiz.
Aslında oranın da iki durakta Kirazya da gidemedik. Sıkıntı hiç orada. Metre binemedik. Neyse 15 dakika sürer ya buradan Bağcılar'dan. Bağcılar'dan. Mükemmel kortumunu gösterdik. Yarın standaç yapmışsın işte malzemeleri alıyordun. 20 lira olmuş Rataşe'den almadık. Bağcılar'dan 20 lira ya. 20 lira ya. Ya bu kalba yoktu. Güzeldi yani ofisel falan. Ofisel. Kanki. Kanki ona gerek. Bir de böyle kartonla girdin zaten. İyi var. Dedim, bak bunu biz kendimize gidip kardeş gördüğünüzde böyle kapat gibi getirdim. Neyse. Zeynep bu oluyor. Zeynep arkadaşımız dedi ki 15 dakikaya Bakırköy'deyiz ya. Ona çok gösteririm. Bugün kendi evimden da çıksın. 15 dakika diye bindik biz minibüse. Hikayenin yarısında yoktu ki o hep müzik dinliyor zaten. Neyse biz minibüse bindik işte. Bayağı bizi dolandırdık 45 dakika falan. Ne 45 dakika? Sonra hayır bak ilk minibüse 45 dakika dolandık. Sonra arkadaşımı aradım. Kırtasiyon önünde indik. Kırtasiyon önünde arkadaşım aradın o yüzden. Evet. Ofisler o söyledi. Bakın bir minibüse binince orada koptu her şey. Onun için orada boktu şey oldu yani kötü ben oldu. Ben baktım ki bir de ben şey diyorum bu sırada ben normalde yol bilmem diyorum ki ben bu yolları gelirken yürümedim. Hani biz nereye gidiyoruz ya? Hani bu kadar uzun olamaz. O Bakırköy. O iyi. O Bahçeli'ye ne kadardı Bakırköy'den. O ilk yoldu zaten. Müzik dinledik kafan karıştı. Hatta müzik şarjı tam da bitti falan böyle. Hani evet. Onun ismi giderken Bakırköy'e bu oturdu şoförün yanına. Evet. Ve paramız bitti var. Nakit yok yanımızda. Sen anlat şoföre deneyimi. 200 lira değil mi? Dedim bunda kanka olmam lazım. Resmini bekledi çünkü orada üstüne. Abi 200 lira polisi. Bilmeyin. Adama diyor ki Bakırköy'e gider mi? Adam ben böyle... Adama bakıyordum. Ondan dolayı bana dedi sen otur. Aa tabela da yazmıyordu Bakırköy. Bakırköy ya değiştirir sana tabelayı çünkü. Hani ben dedim ya kaç tane ilk duraktan son durağa bir kere gitmiyor. Ben bir yere navigasyona falan baktım. Adam bizi nereye getirdi yeni borsalaymış. Hayır hayır adam. Doğru adam yani. Ya gidiyor gelin yaptı. Ama bir şey kaldı. Tabii geliyor adam. Yıllık minibüs çiz nereden bilelim bunu? Ama bana bak genelde yazmayan şeyi sorun diyor ki abla sen okumayı bilmiyorsun. Çok üzülüyorum. Geçen yolcu da dedi. Abi dedi sonra abla... Evet yazmıyordum. Ben içeride bakıyordum o tabela. Dedim acaba benim gözüm şu an bulanık mı görüyor? Önümden mi tersten okuyacağım? Abi dedi sonra abla mı dedi? Bir de abla mı dedi? Durdu böyle şey düşen dedi. Yazıyor dedi. Bütün sohbetini baştan aşağı dinledim sonra. Adam böyle bayağı kankasıyla kavga ediyor. Yani aynı Dilay'la ben gibi. Dilay beni mesela sürekli arıyor böyle boş boş konuşuyor. Geçen gün mesela ben dükten çıkmışım ben daha giyeyim beden. Sonra bütün yerlere kapanması var ya yemek yiyecektin ya. Bana diyor ki dağılacak. Ben de donmuşum kışın günden beri. Kemal Kılıçdaroğlu. Kapıdan kovdular bizi. Oradan önce adamla konuşmalarımı anlatmadım neyse. Bu adama yani demiş ki de. Çok uzun sürdüğü için sen yemek yemedin. Adama dedim ki ben gidiyorum haberin olsun. Adama dedim ben gidiyorum. Ben de kalkarken dedim. Garipsedi herhalde. Ben kalkarken dedim ki. Ben kalkarken dedim ki abi kusura bakma. Kaç saattir oturuyoruz uyuştu biraz. Ama adam sana gelince de söylemedi. Ben fark ettim. Durdun. Oturuyorduk orada sadece. Biri deniyorum. Biri yok. Benim telefon kaydı. Hadi bay bay. Merhaba. Bir geçince olduk. Niye en kötü haberle açıyorsun? Ben üçüncü aldım ve hayır açar ya. Ben üçüncü almanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum öncelikle. Hayır, iyi ki telefonu, Dilay telefonunu kaybetti falan diye başlamadım. Daha ilk kötü o. Aktivite fuarı sarmadı ya. Sarmadı. Çok da hazırlanmamıştık. Ya çok da şey yapmadık zaten üçüncü olmayı hak ediyorduk. Ya çok beklentimiz var. Biz şaşırdık üçüncü olunca. Beklentimiz yok. Hiçbir şey yapmamıştık. Şey durduk standa yani. Lan durduğumuz halde üçüncü olsak bir şey yapsak birinci olurdu. Dün Beşiktaş'a yok kırta yalan gitmedik kırtasiyede. Dünkü vlogdaki her şey yalan. Her şey yalan. Ben sanki bunları minibüse gezdirdim Özdur, İstanbul'a. Minibüs turu yaptık Özdur adama. Görüşürüz abi ben arkaya oturuyorum dedi. Biraz da orada gezdik. Ne bileyim. Ben belliydi bunun böyle oldu. Dün nereye gidiyoruz kapalı. Gittiğimiz yer kapalı. Çok üzgünüm çekilişte. Aa evet sen onu anlattın. Ama en baştan anlattın. Şimdi nereden çekiliş? Şimdi hani biz... nereden puan? Tamam. Hadi oğlum yaksana. Biz ne ala? Biz otururuz. Yeterlik. Neyse işte biz nereye anlatayım canım? Nereye anlatayım? Ne neler yaşadın? Neler onları neler, geçiyorum. Neler yaşadın? Şimdi biz oturduk sonra dediler ki sandalyelerin yanında 6 mı 7 tane falan numara olacak. Numara vardı. Benimkimde yoktu. Ben hemen öndekilere de baktım. Orada bir tane vardı. Ben dedim öndekilere bakalım diye. Kabul etmiyorlar. Yok ben kendim baktım diye düşünüyorum. Ben dedim. Tamam işte neyse baktım. Buldum tamam. 3 numarayı. Tamam sen dedin. Önlüğünü kıvardım. Baktım şeye salona. Yani burası ne oluyor? Starbucks. Lan yok durduğumuz yer ya. Hayır ya. Konferansın. Neyi olsun? Sahne. İlk ben gittim. Sonra diğerleri de geldi sırayla. Bir tane çocuk ne geldi?
Yani benim sıramı aldı. Ben baştaydım normalde. Neyse çekiliş yapıldı. Baştakine bungalov çıktı. Ama çocuk benim kız. Bungalov değil. İlay tatili kaybetti diyorsun ya. Beraber bungalovda iki gün. Hayır, muhafaza kar bungalova gidecek. Neyse. Sıra bana geldi. Ben dedim herhalde ona bungalov çıkmışsa bana da bir Amerikan turu çıkar yani. Var mı pasaport? Yok ama çıkarırdık. Bakacağım. Neyse. Abi bana ne çıktı? Tahminleri alalım. Yorumları alalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, bir şey yok. Yorumları abi Zeynep'e durdur. Zeynep'e demiyorum, size diyorum ki durdur videoyu, Zeynep üstüne alındı videoyu durdur. Ben de direği izliyorum şimdi açıkçası. Durdur onu. Durdurdun mu? Sen değil. Yorum yap. Durdurduysan Zeynep, bunu bilmiyorum. Sen değil, izleyici sen. Ben de yapabilir miyim izleyince? İzlerken. Evet. Şu an yapma. Evet, bana ne çıktı? Tahminleri alın. 3'ün 1'e. Ben oradaydım. Sevgilinle gitmem gerekiyormuş. Sevgilim olmadığı için. Yani öyle sevgilim olmadığı için arkadaşlar. Sevgilini de elinden alın. Seni de. Sevgilim olmadığı için bungalovu iptal ettim. O çocuk önlük aldım. Kişi çıktı işte çekilişe. İkimiz de sadece önlük kazandık. Crocs vardı işte. Ya ben sanırım eşit davrandım, şöyle oldu. Ya iki tane bungalov şeyi vardı. Onlar da hiçbirimize çıkmadı ya. Ne diye aldığımız açıklandı mı? Nasıl yani? Ne aldığımız açıklandı mı? Önlük. Harika. Her yeri aradım. Her yeri aradım. Üstüne üstüne çocuk bana dedi ki git şuraya bak. Oraya koyduk dedi o olsun. Kullanmış olabilirim bu arada. Gerçekten çok cidden kullandım. Bence ben baktım. Satmayı düşünüyoruz da. Şimdi durdurun. Bir şey söyleyeceğim. Kaça satacak onu yazın. Dedim. Gelmedi benimle ama gel ben canım. Bir sıra bir kere bana dedi ki kim sıra? Beni sabot ettiğini düşünüyorum. Dedi ki 200 lirayı ara. Ben de aradım. Yok herhalde. Ama orada konuşuyorlardı çocuklar işte. Hani onları yapıştıranlar. Tam alamadı. Kim? İkide sen var dedim ben ya. Ben çok buldum. Dedim ben ya aradığımı bulamadım. Ben bir şey buldum da aradığım o değildi. O sana dua bulmuş. Ama iyi ki de sen bulamışsın. Ama ben bunları üç yıllık attım var ya. Çok iyi. Ben aradım bulamadım. Artık üç yıldır var. Bungalov düşündün değil mi? Bungalov çıkacak düşündün değil mi? Evet ya. Durdurun. Çıkma onu düşün. Ben yorumlara yazın. Size çıkmış mıdır? Hemen şu an yazın. Bizde çıkmayan hediyeler şaka mı? Hikayenin bu şanssızlığı şaka mı? Ya şeyde de üçüncü olduk ya. Bu ne oluyor? Aktivite bu arada. Zeynep bayıl. Gitme dur. Videoyu durdurun, bayılacak mıyım? Videonun kaçıncı olduk? Biz onu bir açıyoruz, burada asla yok. O zaman gerçekten dilerim, beğendim bütün videoları geri alır, bütün hate komutları yazar, takipten çıkarım. Hate komut sevgilin de elinden alır. Sevgilin biriciliği de elinden alırım, kumkatı da elinden alırım. Lan kumkat elimde değil, biricilik elimde değil. Hatırlatmasın her seferinde. Bu bir. İkincisi, elimde kanıtlar var. Video kanıtları. Ses kayıttan çıkar mısın? Seni dava edelim. Çekşe. Güvenli alanlar. Seni dava edeceğim. Bakacağım. Oh. Yaz kardeşim yaz. Bunu da yaz. Bakacağım. Dur. Bakacağız. Siz tahmin edin. Kim sarmadı ya. Kim sarmadı. Dilay bugün bir aradan bir sürü şey aldı bakalım. Aa, benim üstümde hala boya var. Videoyu durdurun, bir sonraki nasıl söyleyecek Dilay. Dilay'dan aldı sakinlerle. Geçecek mi geçmeyecek mi? Ben ama ilk komşudan baraj yedim. Galiba geçmeyecek. Ama gülme. Hatırlıyor musun her şeyi? Aa, bunun yanında bir şey. Aa, çok iyi. Tehran'da da şimdi zaten erkek olduğun için. Dilay bunlar da video altında. Ben sadece önemli yerlere. Önemli yer Dilay'ın notları mı? Nasıl bir tek alınır? Oğlum elinizde bir şey yok yoksa olarak 48 not mu? Nasıl bir tek alınır? Onu bilmem için notlarını ezberledim. Mesela doğum gününü söyledim, bilmiyordum. Şimdi hatırlamış oldum. Tam Dilay'ın doğum günü 30 Ağustos. Ay 30 Temmuz. Ben 16. Lan belki her doğum günü unutacak halim yok. Takipçilerin nereden bilecek? Belki biri Ankara'da sana söyler doğum durun, günü. Durun tahmin edin doğum gününü. Şimdi durdurun, sizce Dilay hangi burç? Hep böyle tahmin ettirmeye çalışıyoruz ama. 30 Temmuz. Ya Özgür yine kulaklığıyla dinliyor bizi herhalde. Hayır, videoya sen dahil değilsin. Videoyu izleyenler dahil, anladın mı? Senin benim durdurmamam gerekiyor videoyu mesela. Çünkü sen izleyici değilsin, sen şu an oynayıcısın. Ben de şu an izliyorum sizi. Evet. Doğru. Ben şu an düşündük onu. Eve gidince izleyeceğim. Ama durdurmadın o yüzden. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şey, her şeyi laf etme. Bak bir şey diyeyim, bence bu video tutacak. Ama 10 tane cevabı söyledik aslında ona. Şu dikkatli zinciri, anladın mı? İzleyenler niye Dilay'ın doğum günü ben varken? No, bir kendini insanlarla karşılaştırma da Özgür gibi diyor. Benim telefon çalıyor, ben bir kalkayım.
Müzik dinlemen gerekiyor. Ya gibi bir gizli melpiyonluk vardı ya. Sen mi duydun? Artık yok. Melpiyon vardı ya kanka. Tahmin et. Öz olarak bu kadar. Benim telefonum kayboldu bugün. Hiç mi ara? Senin ardıç kolonyası. Deneyin, denettirin, kullanın, kullandırın. Ardıç. İş birliği değil, öneri. Evet, reklam değil, iş birliği değil. Ben yaptım. Bayıl. Gençleştim. Senin ardıç bir sponsor olur. Bugün ben kaç defa telefonumu kaybettim. Bir tanesi Işıl'a çıktı, tamam mı? Zeynep de yanımda. Zeynep ile Işıl aynı kişi bu arada. Evet, o benim. Zeynep de yanımda, tamam mı? Arıyoruz arıyoruz, yok. Sonra dedim ki konferans sonunu unuttum. Ben bak buradan çıkmışım. iPhone'u buradan baktım. Bu arada bir hafta önce Dilay saçını boyattı, ona göre dinleyin. Koç Üniversitesi 2 dakika yürüme mesafesi yazıyor. Aynen gitti. Bak altın öşüresi burada. Abi düşünüyorum, tuvalette oldu, aklıma geldi. Bir gittim telefon yani raps diye duruyor. O telefon bu telefon, şu an sizi çeken telefon. Abi telefon senin kolon ya. Ardıç hadi zaten. Hayır öyle yani. Sonra bulduk telefonu. En büyük diplomasını ne oldu? Takipçiye söyleyeceğimiz bir şey var mı başka? Yok herhalde. Bipliğinden sesin işte. Bip bayarımız çok güzel. Bayalım. Ya ben nasıl yokum, ben buradayım ya. Buradayım diyor. Buradayım, buradayım. Neydi? CHP Genel Başkanı Kemal... işte üçüncüde bir oyunu sonunca Kaan birinci zannetti ya. Evet dostlar, ben eve geldim. Bu arada 9'da Bağcılar'dan çıktık ve benim eve gelmem 2 saat sürdü. Bugün gerçekten çok zor bir gündü. Yani hala ne olduğumu şaşırdım yani, hala bir kendime gelemedim. Benim bu dönemden sonra böyle bir gün falan hiç dışarıyla iletişimi kesip eve kapanmam gerekiyor. Ki ben bir kendime geleyim. Yani kendimle dinleneyim diye. Şimdi bugün başıma gelen olayları sırasıyla sizlerle paylaşacağım. Sabah kalktım, işte etkinliğe gideyim, erken gideyim, işte oturuma gideyim, oturumlara daha erken gideyim diye. Başta yanımdaki tek ayakkabı, yani başta değil, genel olarak yanımdaki tek ayakkabı Converse'ti. Dolayısıyla Converse vardı ayağım. Dışarıya bir çıktı, hani tam çıkacağım, baktım aşırı yağmur yağıyor. Sıçtık yani. Gitti. Hayat bitti yani şu anda. Ben nasıl gideceğim? Hani bittim yani. Ayağım ıslanacak, hasta olacağım. Bir şey bilmem ne cahitim. Neyse, ayaklarıma poşet bağladım. Ümraniye'den Bağcılar'a kadar sağ salim gittim. Bağcılar'da indim. Mahmut Bey'de. Metrodan indim. Yukarıya çıktık Öznur'la. Fırtına var dışarıdan. Uçuyoruz. Şemsiyeler uçuyor. Cart oluyor, cürt oluyor. Yani bir yere sığındık. Espresso Lab'e sığındık. Ben çıkamıyoruz. Neyse bir 20-30 dakika sonra fırtına dindi ve biz de kalktık, etkinliğe gittik. Etkinlikte standı ayarlarken üzerine boya döküldü. Affedersiniz, çamur veya Bekir Osman Kamil gibi duruyor. Ve bugün telefon kaybetti. Şu anne duymasın. Bir tanesi bile diğer tanesini bilmiyor çünkü. Telefonu kaybettim. Sonra buldum tabii ki ikisinde de. Ama bir tanesinde bayağı ciddi kaybettim. Çok sıkıntılı. Yani bu geceye bir şanına yakışır tırnak kırılmasıyla bitirmek lazım. Ve bu 7 Ocak 2024 günü başıma silsileler günü olacak. İnşallah kırılmazsa bir tırnağım, bir o eksik. Bu şekilde dostlar, böyle de vlogu kapatıyorum. Eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir video. Başlığı da inşallah koyacağım. Toplumsal alanlarda bağıra bağıra konuşulan konular. Öyle.